Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu ses klonlayıcı. Ses klonlayıcı uygulamasını modlamayı başardım. Ancak şöyle bir durum var. Uygulamayı modladığım programın telefonda yüklü kalması gerekiyor. Uygulamayı başka telefona taşıyabiliyor muyuz? Bunu şimdilik bilmiyorum. Ama uygulamada yapacağımız işlemleri, ki bunlar satın alma gerektiren işlemler, başka bir sunucuya yönlendirmemiz gerekiyor ki satın alınmış gibi gösterebilelim. Bunu yapmak için de bu modlama yaptığımız programın telefonda yüklü durması lazım. İşin kötü tarafı Play Store bunu bir virüs, bir tehdit olarak algılıyor ve sürekli kaldırmak istiyor. Ya Play Protect'i kapalı tutacağız ya da artık bu uyarıya göz yumacağız. Yapacak bir şey yok. uygulamanın içinde kendi sentezleyicileri de var. Ses de klonlayabiliyoruz. Ben mesela şimdi Körler Bilişimi Barış'ın sesini kopyalayacağım. Programı açıyorum. Evet. Normalde burada hemen ücretsiz deneyin falan demesi lazım. Abonelik istemesi lazım ama istemiyor. Sesi klonla düğmesine basıyorum ve herhangi bir abonelik, ücret falan fistan istemeden benden yapmam gereken işlemleri uygulamamı istiyor. Step 1. Give yolunu boyca anlama. Birinci adım. Klonladığınız sese bir isim verin. Yani bu şu demek oluyor. Sesi klonladığımız zaman aynı ses dosyasına tekrar ihtiyacımız yok. Hani şimdi örnek ses dosyasından yapacağım klonlama işini. Bu örnek ses dosyasına yalnızca bir kere ihtiyacımız olacak. Bir daha sefere bu klonladığımız ses sesler listesinde duracak. Bir daha ses klonlama sekmesine geldiğimizde sese verdiğimiz isimle birlikte onu görebileceğiz ve yazdığımız en son metinle birlikte, en son hangi ses, hangi yazıyı okuttuysak onu göreceğiz. Şimdi mesela sese bir isim verelim. Give Türkçe Türkçe versiyon. Orijinalini hiç bozmayalım. Orijinalinde olduğu gibi sesin ismi Körler Bilişimi Barış olsun. Klavye giz. Körler Bilişimi Barış. Step 2. C. O. S. T. Boyca yol vak toklone. Boyca tatlis longer tanaminde antas o bak ekron no ise isbetter. Yani diyor ikinci adımda diyor ki ya kendi sesinizi kaydedin ya da daha önce kaydettiğiniz seslerden birini seçin. Bir de uyarıda bulunuyor. Klonlayacağınız seste arka plan müziği veya arka plan gürültüsü olmazsa daha iyi sonuç alırsınız diyor. Telefonumdan dosya yükleyeceğim. Telefondan dosya yükleyeceğim için telefonunuzdan dosya yükleyin seçeneğine bastım. Ses dosyası bölümünü seçiyorum. Ses seçiciye giriyorum.
Dana gibi yatamam, senin gibi olamam, para harcayamam, onu buna satamam, Aykut kocaman. Evet, şu anda Körler Bilişimi Barış sentezleyicisine daha önceden okuttuğum bir cümleyi söyledi burada. O ses dosyasını açınca tamam diyorum. Körler Bilişimi Barış Uplo adle düğme kaydırma çubuğu 0 step. Şimdi Hatibol step 3 Hatibol diyorlike metosay step 3. Burada kusura bakmayın arkadaşlar. Burada da aşağıdaki metin alanına kopyaladığımız ses ne söylemesini istiyorsak, hani kopyaladığımız ses ne söylesin, ne istiyorsanız onu yazacaksınız. Mesela ben buraya Samsung metinden konuşmaya motorunun örnek cümlesini yazacağım. Evet. Automatic speech recognition bu ses sentezinin bir örneğiydi. Örnek cümlemiz burada. Oynat. Sesi de klonladık. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bakın. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Kaydırma. Play. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Eğer beğendiysek download indir düğmesine basabiliriz. Hoşumuza gitmediyse regenerate yeniden oluştur düğmesine basabiliriz. Download indir düğmesine basıyorum mesela. Save to download slash storage slash emulate slash 0 slash download done etkinleştirmek için iki kez dokunun. Bakın. Körler Bilişimi Barış. Körler Bilişimi Barış. Az önce kopyaladığımız ses. Burada örnek cümlesiyle birlikte duruyor. Körler Bilişimi Barış. Voyager Clone. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Audiolist. Deltif. Dürat. Deltif. Sil düğmesine basarak klonladığımız sesi silebiliriz. Tabii ben böyle bir şey yapmayacağım. Ben robotik sesler filmini yaparken Körler Bilişimi Barış sesini de filmde kullanmayı çok istiyordum. Bu yüzden buradan bunu silmeyeceğim. Kalsın. Bu ses Voyager Cloning etkinleştirme. Bu ses play. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Voyager Cloning RAT audio liste dışında. Ses oluştur. Voyager Cloning Vhativoldio 20C Vhativoldio. Ses oluştur düğmesine basıyorum. Buradan Vhativoldio 0 5 void stability smaller 70 kaydırım similar 100 kay generate void 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 20C Vhativoldio Vhativoldio. Bakalım Türkçe aynı sesi mi kullanacak? Ne? B U boş B I E R boşluk D D W E M I O O klavye 11 5 voice stability small voice settings stabil 70 kaydır generate voice generate 10 voice generate 10. Bakalım ne olacak şimdi, yeniden ses oluşturuyorum. Voice clone. Bu bir play. Bu bir demo. Bu bir demo. Yine aynı şekilde kullandığımız Körler Bilişim Barış sesine yeni cümleler okutturduk.
Voyager cloning. Bu bir demo. Delt. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Voyager cloning. Delt. Körler bilişimi barış. Voyager cloning. Bu bir... Hatta burada bu aslında bir önceki videoda paylaştığım Eleven Labs isimli web sitesindeki sesleri kullanıyor. Ve oradaki ses klonlama hizmetini kullanıyor. Eleven Labs sitesindeki seslere ince ayarlar yapabiliyorduk. Bakalım Körler Bilişimi Barış sentezleyicisine de aynısını yapabilecek miyiz? Tabii ben onun bu donuk, robotik halini seviyorum. Ama yine de bir denemek istiyorum. Bakalım ne olacak? Voyager cloning. Regenerate. Voyager. Reat. Tekrar. Voyager cloning. What world? Türkçe vers. B. Y. U. Boşluk. B. I. E. R. Boşluk. 1. Ö. R. N. E. J. K. B. Boşluk. Örnek. M. E. T. I. N. S. D. I. I. R. R. Klavye giz. Kaydırma çubuğu. 75. Stability smaller value sare more. Stability dediği şeyi %0'a çektiğimiz zaman ses daha insansı oluyor. Bakalım deneyelim. Şöyle %0 yaptım. Kay similar 100. Kaydırma çubuğu. Generate voice. Bakalım voice ne olacak. Voice evet oluşturuldu. Play. Bu bir örnek metindir. Bu bir örnek metindir. Daha insansı hale getirdi Barış sentezleyicisini mesela. Bu bir örnek metindir. Ama robotik olması daha güzeldi. Etkinleştir. Bu şekilde etkinleştir. Ses klonlama işlemi yapabiliyorsunuz. Sentezis. Sentezis. Sentezleyiciler bölümüne girip buradaki seslerden birini kullanabilirsiniz. 1.pro artı us. Böyle güzel, eğlenceli bir program. Maalesef ücretli ama olsun, onun da çözümü var. Deminki gösterdiğim programla bunun modifikasyonunu yapabiliyoruz. Bunun iki tane olumsuz yönü var. Birincisi, modifikasyonu yaptığımız program telefonda kurulu olmak zorunda. Modifikasyonu yaptığımız programın telefonda yüklü kalması gerekiyor. İkincisi de Google Play Protect modifikasyonu yaptığımız programı bir virüs olarak algılıyor. Bu yüzden sorun çıkartıyor. Her dakika mesaj gönderiyor. Zararlı uygulamanın yüklemesini kaldırın diye. O zaman yapacağımız bazı şeyler var. Ya Google Play Protect'i kapatacağız. Ya bu uyarılara göz yumacağız. Görmezden geleceğiz. Ya da hem modifikasyonu yaptığımız programı hem de bu programı, şu anda kullandığımız programı kaldıracağız. Ama ben hiçbirini yapmak niyetinde değilim. İstediği kadar uyarı gelsin, sorun değil. Ben bu kadar eğlenceli bir programı silmek niyetinde değilim. Zaten bu modifikasyonu zar zor yaptım. Hiç de silmeye niyetim yok yani. Bir de şöyle bir şey var. Geri çıkalım. Hah, tamamen kapattı. Voyager cloning. Voyager cloning. Burada Körler bilişimi barış. İstediğiniz kadar ses klonlayabiliyorsunuz. Her klonladığınız sese bir isim verirsiniz. Böylece sentezleyiciler kısmında uygulamanın kendi sentezleyici koleksiyonu olur. Ses klonlayıcı sekmesinde de sizin oluşturduğunuz klonlanmış seslerden oluşan bir kütüphaneniz olur. Uygulama bu şekildeydi arkadaşlar. Man apoverage sayfa 3 apoverage 4 recording gibi. Dur.
Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Bu dosyaları hem bu ses klonlayıcı uygulamasını hem de modifikasyonu yaptığım program dosyasını paylaşacağım. Tabii yine bunu internetarşivi.org sitesine yükleyemeyeceğim. Çünkü internetarşivi.org sitesi kullandığımız programın kendisini olmasa bile programı modlamak için kullandığımız başka uygulamayı bir virüs, bir tehdit olarak algılayacaktır ve silecektir. O yüzden onu ve bu programı dosya.tc sitesine yüklerim. Oradan indirip ikisini de kurduğunuzda belki çalışır. Çalışmazsa siz de kendi modifikasyonlarınızı yapıp, sadece bu uygulama için geçerli olmak kaydıyla tabii, uygulamayı kullanabilirsiniz. Başka uygulamalarda modifikasyon yapılıyor mu bilmiyorum. Denemedim. Daha önceki denediklerimde de çoğu uygulamayı modlamak için root erişimine ihtiyaç duyuyordu. Bereket ki bu programı modlarken öyle bir erişim izni istemedi. Belki sizde de işe yarar diye paylaşacağım dosyaları.